Merhaba, zalime itaat edilir mi? Zalim devlet başkanı olabilir mi? Hadi devlet başkanı oldu diyelim ya da yönetici oldu. Yönetici olarak kalması meşru mudur? Bunlar üzerine konuşacağız. Bugünkü konumuz Bakara suresinin 124. ayeti. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur. Ve edip tela İbrahim Rabbuhu bi kelimatun fe Hani hatırla ki İbrahim'i Rabbi kelimelerle, emirlerle sınadı, imtihan etti. Fakat İbrahim bütün sınamaları başarıyla geçti ve tam hakkıyla imtihanlarını Allah Teala'nın emirlerini yerine getirdi. Ve tam bir hillet yani Allah'ın dostu olduğunu adeta ispatladı, gösterdi. Bunun üzerine Allah Teala Hazreti İbrahim'e bir lütuf, bir ihsan da bulundu. Kale dedi ki, Kale inni cahil kelin nas Ben seni insanlara imam, önder yapacağım dedi. Yalnızca bir din değil, birçok dinin önderinin hala İbrahim olduğunu ve bu dinlere İbrahim'i dinler dediğini denildiğini hatırlarsak, Hazreti İbrahim'in imametinin ne kadar şumurlu olduğu ve günümüze kadar geçerli olduğunu, imametinin devam ettiğini anlarız. Hazreti İbrahim burada da vefasını, burada da diğer insanlara karşı olan düşkünlüğünü, sevgisini gösterdi ve dedi ki, "Kale." ve min zürriyeti. Ya Rabbi benim zürriyetimden de soyumdan gelen insanlar da yüzyıllar boyunca diğer insanlara imam olsun, önder olsun, ona, onlara uyusunlar. Allah Teala kale, kale la yenalu ahdi zalimin dedi. Benim ahdime verdiğim söze seni ve senin zürriyetini imam kılacağım sözüme yalnızca zalimler nail olamaz, kavuşamaz dedi. Onlar müstesna senin soyundan gelenleri diğer insanlara imam kılacağım, önder kılacağım buyurdu. İmam camideki imamdan devlet başkanlığına kadar birçok alanı kapsar. Çünkü imam kelimesi Arapça'da kendisine uyulan, tabi olunan kişi demek. Camideki imama cemaat uyduğundan dolayı ona imam denmiş. Devlet başkanına da halk uyduğundan dolayı imam denmiştir. Şimdi bu ayet çok açık bir şekilde bize önderlerin yani insanların kendisine uymak durumunda olduğu kişilerin, uyulan kişilerin bunlar dini konular olsun, gayri dini konular olsun asla zalim olmaması gerektiğini, onların temel vasfının adalet olduğunu bize anlatır. Bu ilke, bu adalet prensibi uygulanmıştır, tatbik edilmiştir. Mesela bir hadis rivayet eden kişinin adil olması şartı aranmıştır. Herhangi bir şekilde mahkemede şahit yapacak kişinin adil olması gerektiği ifade edilmiştir. Adil olmayan kişinin şahitliği kabul edilmemiştir. İmamın camideki imamın kendisine uygulanacak imamın adil olması gerektiği ifade edilmiştir. Kadı yani hüküm veren insanların da adil olması gerektiği aynı şekilde devlet başkanı olan yönetici, siyasetçilerin de adil olmasının temel şart olduğu ifade edilmiştir. Hatta Fahrettin Razi der ki cumhur mütekellim yalnızca fıkıhçılar değil, kelamcılar ve fıkıhçıların cumhuru imamın, devlet başkanının ve camide imamlık yapacak olan kişinin, yöneticilerin adaletli olması konusunda icma etmiştir der. Yani bunda ittifak vardır, bunda hiç ihtilaf yok. Problemli alan peki neresi? Problemli alan eğer bir akit gerçekleşmiş. Yani devlet başkanı seçilmiş ya da devlet başkanı olmuş birisi bir şekilde. Bu devlet başkanı olduktan sonra kendi menfaatine iş yapar, çalar, çırpar, insanlara zulmederse buna karşı tavrımız ne olmalıdır? İşte meselenin problemli olan kısmı burasıdır. En baştan biz kanaatimizi ifade edelim. Sonra meselenin tarih içerisinde nasıl anlaşıldığını anlatmaya çalışalım. Hiçbir şekilde bugün Despot ne kadar despot olursa olsun bir iç savaşa sebebiyet verecek, teröre sebebiyet verecek şekilde. Ya da bu kayıtları da düşünmeyelim. Hiçbir şekilde yöneticiye şiddet yoluyla isyan etme, terör yoluyla onu sindirmeye çalışma, kendi fikirlerini kabul ettirmek için şiddete başvurma asla doğru değildir. Bugün insanlar çok farklı metotlarla, farklı yollarla politik mücadele yapabiliyorlar. Bunun imkanları var. Bu imkan olduğundan dolayı asla şiddet yoluyla bir politik mücadeleyi doğru görmek, tasvip etmek mümkün değildi. Fakat geçmişte böyle değildi. Geçmişte insanlar galebe yoluyla geliyor, iktidarı ele geçiriyor. Ve iktidarı ele geçirdikten sonra da insanlara şiddet yoluyla bir baskı uyguluyordu. Mesela Hazreti Ebubekir döneminde, Hazreti Ömer döneminde Hazreti Ömer Efendimiz bir şey söylediği zaman, Oradaki cemaatten birisi kalkıp biz seni dinlemeyiz, sana itaat etmeyiz diye itiraz edebiliyor idi. Senin üzerinde bir elbise var. Bu elbisenin nasıl yaptığını, nereden aldığını bize izah etmeden asla sana itaat etmeyiz diye itiraz ediyor. Bir ganimet gelmiş ya da zekat gelmiş, toplu bir zekat. Herkese yani bir ölçüde, belli ölçüde 2 metre, 1 metre neyse kumaş dağıtılmış. Evet başkanı da 2 metre kumaş almış diğer insanlar gibi. Hazreti Ömer o kumaştan bir elbise yapmış üzerine hutbeye çıkmış ve devlet başkanı olarak hutbe okuyor. Cemaatten biri diyor ki o kumaştan bize de verdin ama ben o kumaştan bir elbise çıkartamadım. Bana yetmedi. Bir elbise yapmak için yeterli değil. Sen nasıl yaptın diyor. Evet başkanı hesabı soruyor. Eğer çaldıysan bizim üzerimizdeki velayet hakkını kaybetmişsin demektir. Yani artık sana itaat etme hakkın etmek zorunda değiliz çünkü hırsızlık yapıyorsun. Hırsız birisine niçin itaat edeyim diyor. Yani şey bu. Yani yaklaşım bu. Dinden öğrendikleri bu. Hazreti Ömer de otur yerine demiyor. Oğlunu işaret ediyor. Diyor ki oğlunu kalk ey Abdullah diyor. Abdullah kalkıyor. Diyor ki evet doğru. Babam da yetmedi bir elbise yapmak için. Bana da yetmedi. İkisini birleştirdik babama bir elbise yaptık çünkü elbisesi yoktu. Cuma'ya çıkacak halife. İşte babama verdim ben kendi hakkımı deyince o zaman şimdi konuş ey Ömer diyor cemaat. Din bu. Raşit halifelerin sünneti yani kendilerine uymak zorunda olduğumuz Raşit halifeler bu. Hz. Ebu Bekir beni neyle düzeltir, düzeltirsiniz hata yaparsam dediği zaman cemaatten birisi kılıcını kaldırıyor. Seni bunlar düzeltiriz, tas ederiz. O da otur yerine demiyor. Asla insanlar bir kötülük gördükleri zaman, kötülüğü düzeltmek istedikleri zaman halifeler tarafından, yani Raş halifeler tarafından tabi, tahsih edilmiyor, susturulmuyor. Fakat Abdülmelik bin Mervan, Emevi halifesi halife olduğu zaman cemaate şöyle söylüyor. Diyor ki, Ey insanlar diyor, ben diyor zayıf halifeler gibi değilim insanlara ihsan da bulunarak insanları idare etmeye çalışan halifeler gibi de değilim. Bana karşı diyor, ey falan, ey halife, takvalı ol derseniz, bakın dikkat edin, Allah'tan kork derseniz kafanızı vururum diyor. Hakikaten de öyle yapıyor. İşte ve bu hadiseden sonra yani Abdülmelik bin Mervan'ın şiddetinden sonra, teröründen sonra, kurduğu terör devletinden sonra İnsanlar emri bil maruf nehyanil münker yapamıyorlar çünkü karşılarında zalim yöneticileri buluyorlar. Hakkı hakikati söyleme imkanına asla sahip olamıyorlar. Bunun için zaman zaman isyan etmek zorunda kalıyorlar. Yine Abdülmelik bin Mervan döneminde İbn eş As vakasında 4000 civarında tabiinin fakihi, alimi Haccaca karşı, Abdülmelik bin Mervan'a karşı isyan ediyor. Fakat Tabi sonuç itibariyle katliamlar yaşanıyor, büyük acılar yaşanıyor. Hz. Hüseyin'in başına gelenler, Harre'de Medine'nin yağmalanması, daha sonra işte Muhammed İbni Abdullah'ın yaşadığı Hz. Hasan'ın torunu, nefsüz Zekiye'nin başına gelenler, bütün bunlara baktığımız zaman aslında Müslümanların dini emirlere, buyruklara bakarak zalim olduğu takdirde halifeyi değiştirmek gerektiğini ve bunun için şiddet kullanmayı onayladığını görürüz. Bu aslında diğer dinlerde de var. Katoliklik gibi bu konularda en ılımlı olan Hristiyan mezheplerinde, Hristiyan dinlerinde diyelim mezhep ya da din fark etmez bile zalime, zalim yönetici isyan edilir prensibi var. Fakat bu işte tarih içerisinde büyük acılara sebebiyet vermiş. Büyük sıkıntılara sebebiyet vermiş. Bundan dolayı İslam alimleri demişler ki zalim yöneticiye kılıçla isyan edilmesin. Ama bir başkası edilmek farz değil, vacip değildir. Ama bir başkası gelir kılıçla isyan eder, iktidar ele geçirse onun iktidarı da caizdir demiş. Yani bir yandan kapıyı açmışlar böyle bir değişim için. Bir yandan da mecburiyetin olmadığını ifade etmişler. Böylece herhangi birisi isyan eder işte zalim yöneticiyi değiştirmek istiyorum derse halkı tarafsız kalmak isteyenleri siz bu isyana katılmak zorundasınız diye baskı altına almasın, cebre altına alamasınlar diye böyle bir ara formül getirmişler. İmkansızlığından gelmiş yani. Zalim yöneticileri politik açıdan barışçı yolla değiştirme imkanı ortadan kalktığından dolayı bu prensip getirilmiş. Fakat bu prensip her ne olursa olsun yöneticiye itaat etmek zorundasınız şeklinde bir batıl anlayışın ortaya çıkmasına seviyet vermiş. Çünkü halifelerin, devlet başkanlarının işine geliyor bu yaklaşım, bu anlayış. Ebu Hanife Hazretleri'nin de bu anlayışta olduğunu iddia edenlere karşı Hanefi mezhebinin önde gelen alimlerinden Ahkamül Kur'an yazarı Cessas, çok önemli açıklamalarda bulunur. Der ki bu Hanife Hazretleri zalim devlet başkanlarının hatta zalim valilerden görev kabul etmeyi zulme ortak olmak olarak gördüğünden dolayı İbn Hübeyre'nin İbn Hübeyre'nin baskısına Irak valisi İbn Hübeyre'nin baskısına direndi ve bir vazife kabul etmedi. İbn Hübeyre alimlere saygılı, alimlerle iyi geçinmeyi seven, atadığı yöneticilerde ilmi yeterlik, kabiliyet arayan, ekonomik açıdan para konusunda adeta yeni bir çığır açan, çok önemli gelişmeler gerçekleştirmiş, ekonomik başarılar elde etmiş, dirayetli bir Emevi valisi, Irak bölge valisi, Horasan bölge valisi, çok büyük yani şu anda 3-4 tane devletin olduğu bir coğrafyada valilik yapmış bir insan. Kudretli bir vali. O ve oğlu ikisi de İbni Hübeyre. Kendisinin adı Ömer. Oğlun ki Yezid. Ya onun döneminde ya da Yezid'in döneminde olmuş bir hadise. Yezid'in döneminde yani oğlun döneminde olmuş olma ihtimali daha yüksek. Çünkü Ebu Hanife o zaman daha tanınan, bilinen bir insandı. Küfede ve daha çok e, insanların itibar ettiği bir insan. O zaman bir baskı görmüş olması muhtemel ama yani o dönemde yaşanan bir hadise her gün geliyor kırbaçlıyor Ebu Hanife Hazretleri İbn Hübeyre. Her gün kırbaçlıyor. Bugün kabul edecek misin? Bugün kabul edecek misin diye böyle ölümle burun buruna geldiği halde kabul etmiyor. Hiçbir şekilde bir vazife almam sizden çünkü zalimsiniz diyor. Yani bunun üzerine ölmesinden endişe edilince diyorlar ki hiç olmazsa şehre girip çıkan yükleri saymak gibi yani aslında pratikte hiçbir değeri olmayan böyle bir iş sana iş kabul etti. Yani insanlar e, bir iş kabul etti yani vali de yani benim sözüm yerine geldi desin. Yani sözünü ya da yemin ettiyse yeminini bozmuş olmasın şeklinde bir ara formül tavsiye ediyorlar. Böyle kurtuluyor Hazreti İmam. İmam Cessas bunu nakleder. Böyle bir insanın der, zalim yöneticilerin, bırak yani en basitinden bir vazife bile kabul etmeyen, bir kadılık vazifesi kabul etmeyen bir insanın, bunun için ölümü göze alan bir insanın böyle bir şeyi kabul etmesi, böyle bir şeyi söylemesi mümkün mü? Asla doğru değil der. Ve yine başka örnekler verir. Ebu Hanife Hazretleri Zeyd bin Ali'yi desteklemiş, Zeyd bin Ali isyanı desteklemiş. Nefsüz Zekiye'nin isyanı Hazreti, Hazreti, Hasan Efendimiz'in torunu Nefsüz Zekiye'nin Muhammed bin Abdullah'ın isyanını desteklemiş. Onun kardeşi İbrahim'in isyanını desteklemiş. Ve bakıyorsunuz ki bütün e, Emevi zalimlerine karşı baş kaldıranların isyanlarını Ebu Hanife Hazretleri hem fikren hem madden hem de yönlendirme sürekli desteklemiş. Hatta zalim yöneticilere kılıçla karşı çıkmak gerekir görüşünü getirdi diyor İmam Evzai büyük fakihlerden Ebu Hanife. Diğer bütün görüşlerini kabul ettik ama bu görüşünü kabul etmedik diye de Ebu Hanife'nin bu konudaki kanaatini açıkça ifade ediyor. Yani bunu kabul etmeye cesaret edemedik. Ebu, Ebu Hanife Hazretleri bu konularda bu kadar hassas. Yine Abbasler döneminde de aynı tavrını devam ettiriyor. Halife Mansur vazife vermek istiyor. Yine vazifeyi kabul etmiyor. Yani bu bize Ebu Hanife Hazretleri'nin ne kadar bu konuda hassas olduğu zalim yöneticilerin asla itaate hak etmediklerini ve bu kanaatte olduğunu Ebu Hanife Hazretleri bize göstermiş oluyor. Fakat aynı zamanda bu Hanife Hazretleri isyana da karşı, prensip olarak bu isyana karşı olma, isyanın vacip olmadığını halk üzerine ifade etmesi, işte bir takım hikmetleri var dönemin şartlarıyla alakalı ama bu zalim yöneticilerin zulmünü onayladığı, onların politikasını onayladığı ya da onların idareci olma özelliklerini devam ettirdiği, ettirmesini onayladığı anlamına gelmez. Zalimin asla ahdi, sözleşmesi hiçbir şekilde geçerli değildir der fukaha. İşte İbn Abbas, Hibrül İslam ümmetinin en alimi, umman adeta der ki eğer sen zalim bir yöneticiyle anlaşma yaptıysan bu anlaşmaya uymak zorunda değilsin. Bu anlaşmayı, zulüm üzerine yapılan anlaşmayı boz, itaat gerekmez zalime, zalim yöneticiye itaat gerekmez der. Temel dini prensipler bize bunu söyler. Hadis-i baktığımız zaman Peygamber Efendimiz, yani bir insan Hazreti Hamza şehitlerin efendisidir. Hazreti Hamza'nın değerinde, kıymetinde olan kişi zalim bir yöneticiye karşı çıkıp emri bil maruf yapan, nehyanil münker yapan, bundan dolayı zulme uğrayan ve öldürülen ve şehit olan insandır diye ifade ediyor. Bu da bize yine bu konuda fukahanın nasıl düşündüğünü, hadis-i şeriflerin bize çizdiği çerçevenin ne olduğunu açıkça gösteriyor. Zalim sultanın yanında hakkı söylemenin en büyük cihad olduğunu anlatıyor hadis-i şerif. Bunun sonucunda öldürülme ihtimali ya da bir şekilde zarar görme ihtimalinin olduğunu anlıyoruz. Zaten zalim olması bunu gerektiriyor. Zulüm sıfatının nitelendirilmesi, böyle nitelendirilmesi bunu gerektiriyor. Bu bize şunu açıkça ifade ediyor. Bir yönetici eğer zalimse, zulüm ediyor, yani diğer insanların hakkını gasp ediyor ise, ona karşı emri bil maruf yapmak, yani sözle mücadele etmek, onun propagandasına hakkı söyleyerek karşılık vermek Müslümanların bütün Müslümanların üzerine bir vecibedir bir gerekliktir. Şayet söze inanmıyor, söz tesir etmiyorsa fiilen mücadele etmek. Fiilen mücadele etmek geçmişte kılıçla idi fakat bugün bunun fiilen mücadele etmenin şekilleri var. Kitap yazarsın, grup kurarsın, işte parti kurarsın bir şekilde mücadele edersin o mücadeleni fiili hale geçirirsin, fiili yata dökersin ama asla pasif kalmazsın, asla boyun eğmezsin, asla bu benim kaderim, kaderimse çekerim demezsin, asla devlet başkanına itaat etmek zorundayız, o halifedir demezsin. Çünkü bu yani böyle bir şey, zalim bir yöneticiye halife olduğunu iddia etmek, onu bir şekilde övmek zalim yöneticiyi bir şekilde farklı bir yönüyle övmek. Mesela adamın zulmettiği açık, insanlara zulmediyor. Fakat siz onun başka bir yönden işte falan camiyi açtı çok büyük bir devlet başkanıdır diye övseniz İmam Maturidi yine Hanefi mezhebinin en önemli imamlarından birisi. İmam Maturidi'ye göre insan dinden çıkar diye inkar etmiş olur. Çünkü zulme övmüş, övmüştür. Zalimi övmüştür zulmü övmek insanı dinden çıkartır. Çünkü zulüm yasaklanmıştır. Din zulmü yasaklar. Başkalarının hukukuna girmek, başkalarının hakkını çiğnemek insanı dinden çıkartacak derecede büyük bir günahtır. Eğer bunu meşru görürse, bunu caizdir, helaldir diye kabul ederse bu da insanı tamamen din dışında bırakır, dinin ahkamını kabul etmiyor anlamına gelir. Yine bir hadis-i şeriflerinde Peygamber Efendimiz İbn Hübeyre'ye çağırıyor Hazreti Hasan-ı Basri'yi. Hazreti Hasan-ı Basri diyor ki "La taata li mahlukin fi maasiyet halikin" prensibini hatırlatıyor. Şimdi sen Abdülmelik bin Mervan'a o zaman daha sonra Abdülmelik bin Mervan'dan sonra İbn Hübeyre e, melik oluyor. Şimdi sen Emevi Sultan'la Abdülmelik bin Mervan'ın oğlu onun e, valisi oldun, ona vali oldun. Onun altındasın yani. Ona bazı şeylerde itaat edeceksin. Ama şunu unutma diyor. Asla mahluka, yaratılmış bir insana Allah'a isyan konusunda itaat edilmez. Birinci prensip olarak bunu tavsiye ediyor. İkinci olarak da şunu Hasan-ı Basır Hazretleri şunu tavsiye ediyor. İbn-i Hübeyre'ye. Diyor ki, bir hadis-i şeriflerinde Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurmuştur ki: "Mamin abdin ister Allahu raiyeten lem yahutha bi nasihatin, lem yahut bi nasihatin." Kim ki Allah Teala bir kavme, bir topluluğa başkan yapar bir insanı, eğer o halka nasih olmazsa, hakkı söylemez, onların hayrına olan işleri yapmazsa, başka bir rivayette eğer onları kandırırsa diyor, aldatırsa öyle gözüküp başka davranırsa onlara, farklı davranırsa, onlara gel size bir şey yapmayacağım deyip tepelerine binmeye çalışırsa, zulmederse, o zaman. Lem yerih raihetel cenne buyuruyor. Cennetin kokusunu bile duyamaz. Böyle bir idareci, cennetin kokusunu halkı kandıran, halka menfaatlerini düşünmeyen, kendisinin ve kendi ailesinin menfaatlerini düşünen yöneticiler cennetin kokusunu bile duyamaz. Hadisin hatırlatıyor. Ne demek cennetin kokusunu dahi duyamaz? Yani cennetin kokusunu duyamaz demek. Cennete giremez demek. Cennete giremezse o zaman demek ki mümin değil anlamına gelir. Ha bunu şöyle yorumlamışlar. Demişler ki eğer bunu helal görüyorsa yani ben iktidarı bırakmamak için insanları aldatabilirim. Ben iktidarı bırakmamış için insanlara zulmedebilirim bunu. Eğer bir idareci helal görüyorsa o hakikaten imandan, İslam'dan nasipsizdir ve asla cennet kokusunu duyamaz buyurmuş Peygamber Efendimiz. Allah Teala hangi konumda olursak olalım, hangi konumda idareci olursak olalım, zulümden bizi muhafaza etsin. Başkalarının hakkına, hukukuna girmekten. Üzerimize aldığımız vazifeleri kendi çıkarlarımız, menfaatlerimiz için kullanmaktan. Diğer insanları istismar etmekten, onları değil kendimizi, ailemizi düşünmekten bizi muhafaza etsin. Ve bu hususiyetlere sahip yöneticilerin halife, Allah'ın yeryüzündeki gölgesi ya da işte Allah Teala'nın hükmünü bütün aleme duyuracak Allah Teala'nın gözde kulu gibi görmekten de yani batılı hak görmekten de bizi korusun. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bir başka konuşmada görüşmek dileğiyle.